Peki Ali İhsan Hocam, overk kisti ve miyonlarda gebe hanımlarımız, hamile bayanlarımız da hani gebeliğe bir etken midir, hamilelere bir etken midir? Peki hamile hanımlarınıza neler söylemek istersiniz overk kisti ve miyonla ilgili? Gebelik sırasında miyon ortaya çıkabilir veya daha önce ortaya çıkmış miyonlar gebelikteki kan akımının artışına bağlı olarak büyüyebilir. Miyon olan kadınların hamile kalamayacağı yönünde bir düşünce var. Bu kesinlikle doğru değil. Evet, miyon bazı noktalarda bulunduğu yere bağlı hamile kalmayı zorlaştırabilir ama pek çok miyon sahibi hastamız hamile kalır, gebeliklerini sonuna kadar devam ettirebilirler ve sağlıklı doğumlar yapabilirler. Miyomun gebelik sırasındaki problemleri şunlar: gebeliğe bağlı rahimde kan akışının artışı miyomun büyümesine sebep olur. Bunun ciddi bir şekilde takip edilmesi gerekir. Bazen miyomun içine kanamalar meydana gelebilir ve bazen bu miyomun ameliyatla alınması gerekebilir. Ama bu çok nadir ortaya çıkan problemler. Ama bununla beraber gebelik devam ediyor. Tabii ki devam ediyor. Doğum anında sezeryan veya normal doğumla miyomun bulunduğu yere göre doğum sonlandığında genellikle kadın doğumcular o miyomlara doğum anında dokunmamaya çalışırlar. Çünkü doğuma bağlı kanama artışı miyomu ameliyat etmeye kalktığınızda daha da fazlalaşacaktır ve hastanın hayatını tehlikeye sokar. Ama şu unutulmasın, miyom olan kadınlar hamile kalabilirler, hamileliklerini devam ettirebilirler ve sağlıklı bebekler dünyaya getirebilirler. Bu konuda en ufak bir tereddütler olmasın. Yüzlerce defa belki bu şekilde hastalarla karşılaştım ve bunların pek çoğunu sağlıklı bir şekilde sonlandırdık. İçleri rahat olabilir. Yumurtalık kistlerine gelince, gebeliğin ilk başlarında gebeliği korumak için ortaya çıkan bir kist var. Yaklaşık 3-4 santimetrelik bir kist. Bu kist bazen büyümeye devam eder. Doktorunuzun bunu takip etmesi gerekiyor. Eğer doktorunuz bunu takip ederken bu kist sizin için tehlikeli olacaksa, çok fazla büyüyorsa, hamilelik sırasında bazı cerrahi uygulamalar yapılabilir. Hamileliğin büyüklüğüne bağlı olarak cerrahi uygulamalar yapılabilir. Açık veya kapalı cerrahi uygulamalar. Bunlar şu anki anestezik maddelerin güvenilirliği sebebiyle gebelik sırasında riskli müdahaleler değildir. Evet, erken doğum tehlikesi oluşturabilir. Evet, bazı riskleri vardır ama çok fazla riskli problemler değil. Çoğunlukla yumurtalık kistleri meslek hayatında karşılaştığım kendiliğinden kayboluyorlar. Gebelik sırasında ortaya çıkan over kistleri, yani yumurtalık kistleri, çoğunlukla kendiliğinden ortadan kayboluyorlar. Çok nadir hastada, dirençli vakalarda cerrahi yapılması gerekebilir. Ve bunların da çok yüksek riskleri yok. Yine miyomlar için tekrar geri dönersek, gebelik sırasında kanama ortaya çıkarabilir, düşüşe sebep olabilirler veya gebeliğin ileri evrelerinde erken doğuma sebep olabilirler. Ama tekrar ediyorum, bunlar her şeyin normal gitmesinden daha sık değildir. Çoğunlukla her şey normal gider. Hastanın doğurganlığı diğer bütün hastalıklarından çok daha önemlidir. Yani bir insan dünyaya getirmek miyomdan da önemlidir, yumurtalık kistlerinden de önemlidir. Bu sebeple öncelik hastanın doğurganlığında, daha sonra bu hastalıkları tedavi etmek için kadın doğum uzmanı arkadaşlarım yol arayacaktır. Yani miyom olan da, overk kisti olan da gebeliği rahatlıkla geçirebilir. Yeter ki doktorun kontrolünde olsun. Çoğunlukla evet. Çoğunlukla rahatça geçirebilir ve son gününe kadar bekleyebilir. Sağlıklı bebekler doğurabilir. Bu sebeple öncelik o çocuğun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesinde. Çok büyük riskler oluşursa gerekirse müdahale yapılabilir. Bu müdahaleler bebek anne karnındayken yapılabilir. Bebek anne karnında durmaya devam eder ameliyattan sonra ve sağlıklı bir doğuma kadar ilerleyebilir. Çok nadir, anne hayatının tehdit altında olduğu durumlarda çok nadiren bebeğe de müdahale etmek gerekebilir. Bu 30 yıllık meslek hayatımda yani bir defa karşılaştığım problem. Yüzlerce defa miyom artı gebelikle, yani miyom olan gebelerle karşılaştım. Yüzlerce defa yine yumurtalık kisti olan ve hamile olan hastalarımızla karşılaştım. Sadece bir defa çok riskli bir hastayla karşılaştım. Bu sebeple düşünmesinler. Eğer miyomum var, ben hamile kalırsam tehlikeli olur diye düşünüyorlarsa lütfen bu şekilde düşünmelerine gerek yok. Sağlıklı gebelikler geçirebilirler.